Sayın Divan, değerli misafirlerimiz, değerli oda başkanlarımız hoş geldiniz. Değerli genel sekreterlerimiz, basınımızın güzide mensupları ve bakkallar esnaf odamızın çok değerli, çok kıymetli üyeleri. Sizler de hoş geldiniz. Hepiniz. Değerli üyelerimiz, 4 yıl önce göreve geldiğimizde, 4 yıl önceki seçimde yönetim kurulumu ve şahsımı bu göreve layık görüp yetkiyi verdiğinizde sizlere ayrım yapmadan adil bir şekilde hizmet vereceğimize, projelerimizi gerçekleştireceğimize, gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi çok kıymetli yönetim kurulu genel sekreterlerimizle beraber bir ekip halinde ayrım yapmadan eşit ve adil bir şekilde sizlere en iyi hizmeti verdiğimize inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, uzun uzun konuşup tekel bayilerimiz için, kantincilerimiz için ve tüm esnafımız için pandemiden önce, pandemiden sonra ve normal zamanlarda şunları yaptık. Dondurma firmalarıyla kavgalar, mücadeleler verdik. Elektrik, enerji şirketleriyle sizler için görüştük. Demeyeceğim. Bunları çok anlatmayacağım size. Kısa kısa. Zaten bu çalışmaları yaptığımızı sizler biliyorsunuz. WhatsApp gruplarımızdan bizleri takip ediyorsunuz. Şunu da söylemeden geçmeyeyim arkadaşlar. WhatsApp grupları inşallah sizlere, bizlere faydalı olmuştur. Sizler bu konuda çok teşekkürler aldık, çok takdirler aldık. Başkanım, iyi ki WhatsApp gruplarını yaptınız. Çok hızlı bir şekilde acil konularda bile çok hızlı bilgilendirmeler aldık, bilgi sahibi olduk. Diyen çok esnaf arkadaşımız oldu. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi biz esnaf odası başkanı olarak esnafımızdan niye kaçalım? Yönetim olarak ve ben başkan olarak esnafımızdan niye uzak duralım? Sonuçta ben bir bakalım, sizlerden vereyim. Sizlere yakın olmayı seviyorum arkadaşlar. O açıdan WhatsApp gruplarını oluşturduk. Sizlere sürekli iletişim halinde olmak için, sizlere gerekli zamanlarda bilgi verebilmek için bu grupları oluşturduk. Mesaj hatlarımızdan mesajlar attık. İnşallah sizlere fayda sağlayabilmiş, faydalı olabilmişizdir. Şimdi çok değerli vaktinizi almayacağım. Esnafız, bakkalız, bir an önce işimizin başına gitmek istiyoruz. Ben sizlere 4 yıl önceki seçimde projelerden bahsetmiştim. Yönetim kurulumla beraber. Kısaca onlardan bahsedeceğim. 4 yıl önceki seçimde ortaya koyduğumuz projelerimiz neydi? Birinci projemiz bakkal market esnafımızı tek tabela altında birleştirmek, buluşturmaktı. İkinci projemiz toptan satış mağazası oluşturmaktı. Üçüncü, en zor olanında düğün salonu yapmaktı. Biz bu projeleri ortaya koyduğumuzda uçup kaçıp diyenler oldu ama şükür ki ilk projemizden icraata başladık. İlk projemiz olan tek tabela altında bakkallarımızı, marketlerimizi birleştiren projemizi bütçe marketim tabelasıyla gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de ses getiren, takdir edilen bu projemizde
bize yol gösteren Selim Kılıç Bey'e sizlerin huzurunuzda burada teşekkür ediyorum ben. Ve ayrıca bir avuç 5-6 arkadaşımızla başladığımız bu yolda aramıza katılan, bizlere destek veren, bütçe marketin tabelesi altına giren çok değerli arkadaşlarıma da buradan teşekkür ediyorum yine. Sağ olsunlar, var olsunlar onlardan. Değerli arkadaşlarım, bütçe marketin tabelasını, projesini oluştururken bizim amacımız bakkalla bütçeyi karşı karşıya getirmek, rekabet ettirmek değildi asla. Tam aksine günden güne çoğalan zincir marketler, ulusal marketler dediğimiz o marketlere karşı bir diriliş mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi, dik durma mücadelesiydi bizimkisi. Belki birçok arkadaşımız bütçe marketlerle o proje altında olan arkadaşlarımızdan yani kırıldılar, darıldılar falan ama bizim amacımız inanın yani bakkalı bakkalla marketle rekabet ettirmek değildi, düşman etmek değildi. Bizim esas rakibimiz, rekabet edeceğimiz, üç harfli dediğimiz, siz onları biliyorsunuz, ulusal zincir marketlerdir arkadaşlar. Ama ben şunu görüyorum, şu son 2-3 yıldır bizim esnaf arkadaşlarımız WhatsApp gruplarından özellikle daha önce hiçbirbirini tanımayan 2 kişi 3 kişi bir araya gelmeyen esnaflarımız orada görüyorum WhatsApp gruplarında kardeşim demeye başladılar birbirlerine. Ben gerçekten bundan çok gurur duyuyorum arkadaşlar. Şuna inanın. Tabela sayımız ne kadar artarsa ulusal ve zincir marketlerle mücadele gücümüz de o kadar artar arkadaşlarım. İşte bu sebeple bütçe marketim tabelamızı, tabela sayımızı artırmak, ekonomik olarak daha güçlü olabilmek için sizleri aramıza katılmaya, tabelamıza güç vermeye davet ediyorum arkadaşlar. İkinci projemiz toptan satış mağazası. Toptan satış mağazamızı açmanın tek yolu maddi açıdan, ekonomik açıdan çok güçlü olmayı gerektiriyor arkadaşlar. 4 yıl önce çok iyi hatırlıyorum ben. Dedim ki sizlere toptan satış mağazasını ne benim gücüm ne de yönetim kurulumun gücü yeter arkadaşlar. 10 kişinin, 15 kişinin yapabileceği bir şey değil bu maddi olarak. Ama inanın 70-80 tabelaya ulaşsak biz bu tabela gücümüzle, bu sayımızla toptan satış mağazamızı gerçekleştirebiliriz. Destek sizden ikinci projemiz olan toptan satış mağazamızı gerçekleştirmek de bizden arkadaşlar. Bundan sonra da zaten bütçe marketin tabela sayımızı arttırmaya, biraz daha geliştirmeye çaba göstereceğiz arkadaşlar. Bu konuda sizlerden destek bekliyorum ben. Üçüncü projemiz düğün salonu projemizdi. Bu projemiz için geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Nurullah Çağan Bey ile görüşmeler yaptık. Başkanımızdan bizim göstereceğimiz, bize uygun, düğün salonu için uygun olacak bir alanda 10 dönüm, 12 dönüm bir arazi vermesini, bağışlamasını talep ettik. Tabii bizim gücümüz yetmez zaten de. Başkanımızdan bunu talep ettik. Ama başkanımız o dönemde yer gösteremedi, yer bulamadı. Biz, siz yeri gösterin, biz düğün salonu yapalım. Üyelerimize de %30, %40 indirimle düğünlerinde, mevlidlerinde bunu verelim diye konuştuk, düşünmüştük o zaman. Ama olmadı arkadaşlar. Olmadı diye arkasını bıraktık da değiliz bu işi. Yine çabamız devam edecek. Yine gayret edeceğiz düğün salonu yeri bulmak için, düğün salonu yapmak için ve sizlere
esnaf olanlarımıza, tabii sadece bakkal esnafımıza değil, terzi esnafımız da, manav esnafımız da, esnaf olduktan sonra bütün esnaf arkadaşlarımızı bu salonumuzdan faydalandıracağız inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duydum. Yönetim kuruluma, genel sekreterlerime ve katılım sağladığınız için siz değerli üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Genel kurulumuzun şehrimize, ilimize, tüm esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun.